Haklısınız. Başkanım. Müdürü çekeceğim mi? Yok hayır, ben ses kaydını bırakıp çıkacağım. Türkiye'de ilk defa birlik olarak, birlikler anlamında koyun keçi yetiştiriciliği koyun kırkımı ile alakalı, makine kırkımı ile alakalı eğitimimizi bugün inşallah başlatmış bulunuyoruz. Tabii ki bu eğitim 2 hafta sürecek. Bunların içerisinde tabii 40 saat teknik, 16 saat de sahada birebir kırkım yapılarak pratik anlamda uygulamalı sahada bu yetiştiricilerimize, kursa katılan üreticilerimize birebir göstereceğiz. Tabii bunlar bu sırada Ziraat Mühendisi Zootekni bölümü hocamız değerli Fikret Bey ve veteriner arkadaşımız Ayşegül Hanım bu konuda birebir yetiştiricilerimize, üreticilerimize sunumlarını yapacaklar. Ve tabii burada özellikle eğitime katılacak arkadaşların çok dikkatli bir şekilde bunları dinleyip özellikle yapağı anlamında sıkıntı yaşanmaması, hayvanlarımızın da eski usulle kırkım yapılmasından dolayı çok fazla zarar görmesi ve biliyorsunuz mikrop kapması, etinin kırklık tarafından kırkıldığı zaman etinin kapması olasılığı %100, çok dikkat etmediğiniz zaman. Bu noktada inşallah makineyle kırkımda bütün sahaya, Malatya'daki sahaya yansıtırsak eğitimlerinde birebir burada halk eğitim, özellikle Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü'ndeki arkadaşımız Müdür Bey'e buradan teşekkür ediyoruz. Yine Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyoruz. Bu kursu açmamızda bizlere emeği geçen herkese buradan teşekkür edelim. Tabi bu kırkımın sonunda DAP bölgesi kapsamında bizim bir de projemiz var. Buradan da DAP bölgesine seslenmiş olalım. 100 civarında kırkım makinesinin %80 hibeli desteğini alabilmemiz gerekiyor ki bu eğitimi alan yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz de bu kırkım makinesinden, bu projeden faydalanabilsinler. Bunu da tekrar yenilemiş olalım. İnşallah Malatya'mız için hayırlı olur. Tabii burada yaklaşık bu ilk toplantımız, ilk yapılan koyun kırkım eğitiminden sonra da ilçelerde talep olduğunda ilçelerimizde de bu kurslarımızı yaygınlaştıracağız. Ve yani yetiştiricinin, belki üreticinin ilçeden buraya gelmesi zor olabilir. O anlamda da ilçelerde de eğer 12 kişinin üzerine çıkarsak oralarda da inşallah bu kurslarımızı açacağız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Da devamına dilemekteyim kendilerine. Aynı zamanda hayvansal üretime sağlamış olduklarını saran kın örtüsünün kesilmek suretiyle vücuttan uzaklaştırılması. Şeyh Hanım, çalıştırın. Tabii.